Konuk takımdan başlayayım. Kemal Belgini deplasmanda alınan mesela Fenerbahçe adına düşünürsek bir puan Fenerbahçeleri mutlu etmiş midir? Bilemem. Yani şöyle, tabii ki Beşiktaş'la eğer deplasmanda oynuyor iseniz bir puan almanız, yani yenilmemeniz en azından yani bereket versin denir idi. Herkese. Beştaş gelmiş, Fener stadında bir puan almış, gitmiş, bereket versin demeleri lazım. Şimdi burada Beştaş takımının ilk yarıda altı tane olsaydı düşmüş değil mi? Evet 6. Ya yani bilemiyorum. Ben çok birçok hocayla Türkiye'ye gelen yabancılarla özellikle konuşmalarım vardır, muhabbetlerim vardır, yemek yemişlerim vardır. Yani bir hoca bir düştün, iki düştün, üç düştün. Yani senin bu takımda patron olarak gördüğün oyuncun kim? Beştaş takımında. Bir dakika çağırırsın işte bir sakatlık makatlık da bir şey falan. Dersin ki ya bak bunlar o sayı taktı santraya kadar çıkıyor. İşte şunu yapmayın bunu yapın falan. Hiç dememiş bir şey. Devrede belki dediği gibi güvenin ikinci yere bir kere düşmüş galiba. Tabii tabii. Fener'in daha fazla devrede belki işte bir şeyler söyledi. Ama yani o altı tane kaleciyle karşı karşıya kalma şansı yakalamış bir takımın düdükle oyunu terk etmesi bence Beşiktaş aleyhine yazılacak önemli bir nottur. Fenerbahçe'ye gelince şimdi bakıyorum Lincoln Crespo ve Ferdi orta üç 3 tane adamı değişmiş. Önde de Pedro çıkmış, İrfancan çıkmış. Arka taraf üçlüydü zaten. Şimdi burada esas Weghorst denen oyuncu Beşiktaş'taki bana göre en ciddi silahların başında geliyordu. 4 maçtır, beş maçtır bilemiyorum saymadım. Serdar gibi maç oynamamış bir oyuncu bu oyuncuyu oynatmak Fenerbahçe adına çok büyük bir riskti. Ama beş, <laughs> diyorlar ki bereket versin ve görsün ayakta duracak hali yoktu. Yani bizim seyrettiğimiz düne kadar ki ve görs bu kadar çabuk teslim olmazdı. Bir tane kafa işte oyunun bitimine kaç 3-4 dakika kala mı ne direğe çarptı ya. Bir direk var bir de yandan out'a giden out var. Out'a giden var. Rossi'nin ortasında. Yani, ama, bir tane de içeri attığı gol var. He, offside gerekçesiyle o, o da 5 santim offside. offside yani. yani üçlü savunma oynayan bir takıma karşı bizim bildiğimiz bek ise daha önemli işler yapardı. Yapmadı, yapamadı. Ama kenar orta alamadı. İşte ona top getirecek oyuncu Gezal oyuna girdikten sonra belki biraz hareketlendi. Onun da eksikliğini sanki hissetti. Yani bilmiyorum. Backhurst. Ben Ama benim tanıdığım Vegorst çok daha başka şeyler yapardı. Tanıdım yani. derken yani seyrettiğim kadarıyla söylüyorum. Hı. Yani. O da milli çok takımdı. çalıştı ama. Milli takımdaydı değil çok mi? Çalıştı. Evet milli takımdaydı ama iki maçta sadece 5 dakika görev i̇ki, aldı. Birinci maçta e, oynadı, ikinci maçta 15 dakika. 15 mi? Evet. Ben yanlış hatırladım o zaman. Evet. Çok yani, kısa bir süre aldı. Yani 5 ile 15 arasında fark var yok. Hollandalı. Hollandalı. Hollanda. Yani Dünya Kupası'na olacak öyle görünüyor. Evet. Tabii çok evet. büyük yani ihtimal. Hollandalı tamam. da pek şeydir de yani hani. Bir Yine de yok. iyi mücadele etti. Çok fazla markaj yedi. Ee, ve burada bir iki pozisyon var. Mesela son dakikada yetişip topa vurdu. rakibe çarpıp korner oldu. O mücadelesini de sağ görmek lazım. Gezaldan sonra açıldı şeklinde yorumlayabilirim ben mesela. Evet Güven derbi yorumu. Derbi yorumu biraz önce ne dedik sen sonra bunu konuşalım dedim. Benim yani beklentilerin Hı. altında olduğu dedin değil yani mi? Ben neden beklentimi, beklentimi karşıladı? Çünkü ben çünkü Onu e, evet yani benim etmiştik. beklentim bundan çok farklı bir şey değildi. Bence bir taktik plan çatışması oldu. İkisi de birbirlerinin özelliklerini iyi bilerek oynadılar o zaman bazen oyunlar kilitlenir. Çok böyle e, bizim tribünde beklediğimiz heyecan, bizim tribünde beklediğimiz güzellikler, e, özellikler ortaya çıkmaz. Onun için beklentimi karşıladı diyorum. Çünkü şimdi bakın e, Fenerbahçe teknik direktörü çok ünlü, kadrosu çok zengin, formu çok yukarıda. İstediği kadar oyuncuyla oynayabiliyor. Her türlü özelliği var. Beşiktaş Tam bunların tersinde iki maçtır demoralize, beş puan kaybetmiş. Efendim e, teknik direktörü bırak ününü tartışılıyor bu maçta gönderilecek falan diye. O da medyanın harika yaklaşımıdır tabii. Birisi ortaya bir şey attı mı herkes aynı şeyi konuşmaya başlıyor. Yani bir yani nesi ne kadar kötü Beşiktaş'ın da teknik direktörünü gönderecek onun da ayrıca irdelenmesi lazım. Neyse teknik direktörünün gitmesi tartışılıyor. Efendim, Beşiktaş bir devre ikinci devreyi idare edemiyor koşamıyor vesaire her türlü şey ön veride bir tanesi hariç ön veride Fenerbahçe çok yukarıda ama bir tek Beşiktaş'ın taraftarı var Fenerbahçe'nin hiçbir taraftarı dahi tribünde değil yani taraftar katkısı çok önemli oluyor bazen maçlarda yani Beşiktaş böyle bir maça çıktı ama böyle bir maça çıkarken Beşiktaş'ın en büyük dezavantajlarından biri neydi? İşte 55-60 dakikadan sonra yürümeye başlar. Ve Beşiktaş'ın kulübeden gelen adamları sahadakilerin önüne geçeceğine gerisinde kalıyordu, değil mi? Beşiktaş oyundan düşüyordu. Hı hı. Fenerbahçe'de tam tersine. Fenerbahçe'de yorgunluk diye bir şey söz konusu olmuyor. Olsa dahi ne oluyor? Kenardan gelenler o enerjiyi tekrar enjekte ediyorlar takıma. Hiçbir sorun olmuyor diye. Şimdi bir baktık ki o e, taktikte geri olan vesaire bilmem fizik güçte geri olan Beşiktaş takımı hiç de taktikte geri kalmadı. Fenerbahçe'nin önde basacağını ve e, savunmasını da öne çıkararak e, alanı e, küçülteceğini ve topu kaybettiği yerde iyi bastığı için arkasındaki boş alanı Beşiktaş'a kullandırtmayacağını elbette Valerian İsmail de bizim gördüğümüz gibi görmüştür değil mi? Onu aşmaya çalıştı Beşiktaş. Onun için backward, e, çok e, olsayta düştü vesaire. Ve bunu yıkması için iki şey çok önemliydi. Bir, kanatlardan hızlı çıkışlar. Topu kaybetmeden hızlı çıkışlar. Önde olan Fenerbahçe savunmasını arkasını kullanabilmek, yakalayabilmek. Ama ee, ...Redmond sol tarafta Kemal'in biraz önce söylediği gibi savunma yardımından ötürü oralarda kaldı... ...fizik gücü de yetersiz olduğu için e, hücuma o hızla çıkmasını sağlayamadı Beşiktaş'ın... ...sağ tarafta Muleka, Rozier'in canını okudu bu sefer... ...ne yapıyordu Muleka, top Beşiktaş'tayken hücuma katılıyor içeriye giriyor... Vekors'un yanına oraya düşen, Vekors'un düşürdüğü, düşürdüğü topla indirdiği topları daha doğrusu kullanan bir e, forvetti. Ve top rakibe geçtiği anda hemen e, Rozier'in önüne, civarına gelip onunla birlikte savunma işlerine, görevine dönen bir adamdı. Muleka bunları yapamadı. Bu sefer Beşiktaş'ın iki kanadı öne, hani Fenerbahçe öne çıktığı zaman öne patlama olanakları... ...çok azaldı. Enkudu'yu aradı değil mi Beşiktaş? Yani en, onun oradaki etkin. Yani en, en da arandı Muleka'nın... ...ve en çok Gezal, Gezal diye bağırıyordu Tabii. Beşiktaş takımı. Yani e, Gezal neden e, hani böyle iyi bir oyuncu da... ...hani bilmeyenler, izlemeyenler için hemen e, kısaca anlatalım. Gezal 5 haftadır oynamıyor. Sakatlığı var, arızası tam gitmediği halde... ...ve de fizik gücü yeterli olmadığı için... En fazla 20 dakika oynayabileceğini o da evet. mecbur kalırlarsa oynayabileceğini e, konuşmuşlar ve 20 dakika kala da oyuna girdi. Ama B planı yok denen Beşiktaş Fenerbahçe'nin o baskılı oynadığı dönemi fiziksel olarak da kırabilmek e, amacıyla e, iki tane adamını Tayfur ve Getson Fernandez'i kenarda bekletiyordu kenarda bekletiyordu. Delali ile oynadı. Mesela Getson niye oynamadı değil mi? Hepimiz onu düşündük. Ama Delali ile topu daha çok kendinde tutarak Fenerbahçe'nin baskısını kırmayı planlamış olabilir. Ve sona doğru enerjiye ihtiyacı olduğu zaman ne yaptı? Tayfur'u da Getson'u da sahaya sürdü. Hem de e, Gezal'la birlikte. Ondan sonra Beşiktaş maçı 3-0'da kazanabilirdi. O pozisyonlarını üretti demek ki Beşiktaş'ın B planı varmış. Yani B planı da etkili oldu. Bunu Fenerbahçe'nin teknik adamı da söyledi. O tabii 70 dakikaya 20 dakika olarak söyledi ama ben bunu 2-45 dakika olarak da düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın enerjisi hep enerjide geriye kalıyordu ya enerjisi 90 dakika yetti. Yani bu e maç demek, her şey tam tersi oldu Beşiktaş'ta. Ama bunu bunu da birisi hazırlamış. O zaman Beşiktaş'ın hmm. maç kaybettiği zaman suçlusu teknik adamıysa böyle bir katkı yaptığı zaman da yani enerjisi yükselmiş, oyun planı genişlemiş, artmış. O zaman da Valerian İsmail de bu maçta başarılıydı. Ya o zaman Valerian İsmail bu maçta sınıfı geçti bu maçlık diyorsun. Yani bu maç bir karne yaparsak pek mi vereceğiz İsmail'e ne yazardın? Şimdi e, bu maçın bu maçın e, karnesinde ikisine de 10 üzerinden 7 7.5 verilebilir. Çünkü ben birbirlerinin abi. özelliklerini kullanmasına engel olarak alacak önlemleri alabildiler. Hani bu maç uyuttu diyor kimisi, değil mi? Hı hı. E, onların zaten başka şeyden uykusu gelmiştir yani. Ya yani bu maçın yani affedersiniz ama bu maçı yani uyuttu diye ya ne bileyim ben ben uyumadım yani.